kırmızı olanlar olacaklar ama daha öbür künde biraz daha beyaz olanlar olmayacaklar. Bu sene verim az yani. İnşallah yeni sene bu sene. Antep fıstıkla ilgili bu sene kalitesi biraz düşük olduğunda bu sene verim az. Hani Antep fıstıklarımız geçen yıllara nazaran bu sene verim az ve verim az olduğundan dolayı fiyatlar düştü. Aslında bu sene fiyatta yüksek olması gerekirken fiyatlar geriye düştü bu sene. Nedeni şu Antep tarafında fıstık oranı biraz da kalite yüksek olduğundan dolayı bizim burada talep olmadı bu sene. Talep olmadığından dolayı fıstık fiyatları da geçen sene 40-45 arası satılan fıstık bu sene 30-35 arası söyleniyor. Havaların bu sene kurak gitti, yağışların olmaması verimi düşürdü. Geçen yıl 300 ton ama bu sene onun yarısı da düştü. 150 ton diyebiliriz yani bu sene. Bu sene verim düşük. Köyümüz 70 hane. 70 hane %50'si Antep fıstığından geçiniyor. Geri kalan tarımlar, hayvancılıklar geçiniyor. İşte bunlar Antep fıstığı Ersan. Bunlar beyaz da olmuşlar. Bunlar olmamışlar şunlar. Şu tipler olmamışlar. Valla bu sene verim yok. Verim olmadığına göre bir de fiyatlar bozuk. Geçen senelerden bu sene çok düşük. Bir kere 50 bin liradan 60 bin liradan aşağı olmaması lazım. Ama şu anda 30-35 diyorlar. Evet. Tüccarlar Antep'ten geliyor. Antep'te fıstık çok oldu mu buranın fıstığı düşüyor. Gelen olmuyordu sadece. Antep'e bağlı gibi bir şeyiz yani. Aksiyatına mücadele yapılsa bizim Manisa'da da bir işletme kurulabilir, değerlendirebilir. Yani sadece bir Antep'e bağlı kalırsak ürünler her zaman için kesik olmak devam eder. Kuraklık bu sene Haziran'dan Mayıs diye, Mayıs'tan bu yana yağmur olmadığı için. Yani şu anda Eylül ayındayız, daha hiç yağmur yok. Bu yönden de rakörte düşük olabilir.
bu sene Antep'ten geliyorlar. Dediler Antep'te olursa zaten buraya gelmiyorlar. Ölü fiyatını gidiyor Antep fıstığımız. Oradan tüccar gelirse alabiliyor, alıyorlar. Oradan tüccar gelmediği zaman, oradan işini gördüğü zaman adam buraya gelmiyor. Buradan gelmediği zaman aracı tüccarlar ölü fiyatını alıyorlar.